Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiftliğimizdeyiz, sabah saatleri. Yine güzel bir yağmurla uyandık. Hafif de kar yağmış şimdi buralarda. Yine arkadaşlar, çiftliğimizdeki koyunlarımız, kuzularımız bayağı büyüdü. Bayağı da vakit geçti şimdi. Onları yani sizlerle paylaşmayalı uzun bir zaman oldu. Şimdi çiftliğimize geldik. Koyunları yemleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi diğer taraftaki, bakın ses kesildi. Geldiğimizde meleşiyorlardı hayvanlar. Direkt kuzuları koyunların içine bıraktık emmeleri için. Hem de emecekler. Ondan sonradan da biz onları ayırıp özel besi yapıyoruz. Ek gıda. Şimdi bu taraftaki koyunlara da saman dökeceğim. Şöyle harar yırtılmış bayağı. Arkadaşlar bunlar da burada doğan minik kuzularımız. Çok küçükler. Arkadaşlar koyunlarımız geldi. Hemen arpa döküyoruz samanların üstüne. Samanları ve arpalarını yemeye başladılar. Büyük bir iştahla. Şimdi diğer taraftaki işlere yönelelim. Arkadaşlar şimdi diğer taraftaki koyunları yemledik. Kuzularımızın kutunu götürüp döktüm. Şimdi arkadaşlar kutu büyük olduğunu dökeceğim. Şöyle, bakın şu şekilde kuzu büyütme yemi. Kaç tane bundan atıyorum arkadaşlar. Biraz da şuradan. Bakın bu da normal bildiğimiz arpa. Sonra tekrar büyük olumundan dolduruyorum. Daha 3 kiloluk aşağı yukarı 10 kilo ediyor arkadaşlar. Arpada dökünce şimdilik bu kuzularımıza yeter. Yani hem başlangıç olarak bakın arpayı da şöyle karıştırınca gayet iyi bir karışım arkadaşlar. Şimdi bunu döküp dökeceğim. Arkadaşlar diğer videolarda görmüşsünüz. Fırınlarımızı yaptık. Şimdi 4 tane var. Buraya yem döşüyoruz. Şurada suları var. Burada da arkadaşlar 3 kuruna bu hazırladım. Karışımı dökeceğim. Şöyle her kuruna dökeceğim. Geçip diğer tarafa koyunları samanlarla arpalarla hazırlayıp kuzuları annelerine ayıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi koyunlarla ayırdık kuzularımızı. Bunlar dışarı çıktı ve bu da hemen şöyle hızlıca açmam lazım. Ve bakın biraz sıkışıyorlar ama kuzu büyütme yemini yemek için hızla doluyorlar buraya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şurada 3 kurum var ve 3'ünde de kuzularımız var. Burada
aşırı yoğunluk var. Ve bakın arkadaşlar, Hasan dayı da burada. Bakın arkadaşlar, kuzularımız ne kadar büyümüş. Şöyle ilk yaptığımızda buraları bu ağacın hizasında bile değillerdi. Ama bakın, şimdi gayet büyüdüler. Gayet değiller. Arkadaşlar, kuzular artık yemleniyor. Şimdi koyunların yemini döküyorum. Burada da 3 tane kuzumuz var. Bunlar daha küçük. Bakın arkadaşlar, tek bir harada burada 10 tane kron falan var, 10 tane var, 1 tane el alışkanlığı hepsini bir seferde getiriyor. 6 tane toplamda küçük kuzumuz var. 3'ü diğer tarafta. 3'ü de bunlar arkadaşlar. Bunlar henüz ek gıdaya başlamak için yaşları çok küçük. Biraz daha büyümeleri gerekiyor. Burası da tamam arkadaşlar. Arkadaşlar, bu pusat burada. Pusatlı kahraman var. 2 köpeğimiz burada. Diğer 4 tanesi yaylamızda. Şimdi bunu bağlayacağım. Ve bunları yallarını vereceğim. Kanlarını doyuracağım. Pusat çünkü sürekli bağlı olunca olmuyor. Yağmur da yağıyordu. Onun için hayvanı bağlamadım gece. Şöyle su da yapmışlar. Gece artık köyde gezmiş de olabilirler. Ahmet'le birlikte yaptığımız yerde vardı ama burası ıslanmış. Burası bunun için daha iyi. Arkadaşlar, köpeğimin yallarını hazırladım. Kahraman gel oğlum. Gel.
gelen. Kahraman karnını doyururken hemen pusatı da götürelim. Pusat gel oğlum. Pusat da karnını doyuruyor arkadaşlar. Yine yağmur yağmaya başladı arkadaşlar tekrardan. Nisan ayında olduğumuz için bizim bu köyümüzde buralarda bayağı yağışlı geçiyor. O yüzden bakın buralar hep çamur oldu. Buraları güzelleştirmemiz lazım. Yazın çakıl falan getirmemiz lazım full. Çünkü bu şekilde olacak gibi değil. Arkadaşlar şimdi koyunlarımıza öğlen otunu dolduruyoruz. Dediğim gibi bu diğer taraftaki büyük çok olan koyunların oraya 5 harar bundan dolduruyoruz. Diğer taraftakilere 1. Şimdi kuzulara otunu döktüm. O GP yemini yedikleri fırınlara. Bu işte bayağı tozlu. Arkadaşlar şimdi geldim çiftliğe. Şu an gece saat 10:30. O arada bir şey. Şimdi kuzularımıza akşam tekrardan kuzu büyütme yemi döktük ama kurumlarındaki hemen onu yiyorlar. Zaten 10-15 dakika içerisinde. Şu kurunda ot vardı. Ama ben hayvanlar boş durmasın, acıkmasınlar. Onu da bayağı yemişlerdi. Şimdi ben 4 kuruna birden tekrar yonca otu döktüm arkadaşlar. Bakın kuzularımız hemen yemeye başladı. Ve bazıları da benim peşime dolaşıyor. Bakın hemen de boynuzu çıkmış. Bakın Hasan dayı da yiyor. Arkadaşlar Hasan dayı 1 yaşında ama olmasına rağmen minyon bir hayvan. Çok küçük bir oğlak. Keçi türünden. Geçen sene oğlaktı bu sene. Artık büyüdü. Ama pek de büyümüş gibi sayılmaz. Çünkü kuzulardan çok çok küçük. Olsun biz onu seviyoruz. Vazgeçilmezimiz. Bakın bu seneki kuzu nasıl da büyük ona. İşte bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar pusatı sabah bağlamıştım. Şimdi pusatımızı köpeğimi hemen çözmem lazım. Çünkü kahraman diğer tarafta çözemiyorum da. Bakın hemen bir gün içerisinde ne kadar dolaşmış hemen şöyle. Dur oğlum bir dakika. Arkadaşlar pusatı çözdüm. Bas oğlum bas. Tehlike var arkadaşlar. Çünkü kahraman avlıyor. Çıt çıt. Pusat. Hem de arkadaşlar gündüzün bağlı dursun ama gece kaybediyorum pusatı. Çünkü buraya tehlikeye girebilir. Onun için pusat burayı koruyor.